mahkemelerinde toplam 19 dava görüldü. Adnan Menderes bu davalardan sadece birinden, bebek davasından beraat ettirildi. Kalan davaların hiçbiri delillendirilemediği halde hepsi anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. Mahkeme başsavcısı Altay Egesel için o günlerde sıkça tekrarlanan tabir delilsizlikten bunalan savcı şeklindeydi. 11 ay süren ve delil fukaralığı yaşanan bu gayrimeşru mahkemenin hedefi baştan belliydi. Bayar, Menderes ve birkaç arkadaşını ortadan kaldırmak. 11 ay süren duruşmalar sonunda mahkeme 15 idam, 31 müebbet hapis, 418 çeşitli hapis cezası ve 123 beraat kararı verdi. Kararı onaylayacak merci belliydi, Milli Birlik Komitesi. Komite yüzlerce sayfadan oluşan dosyaları okumadı bile. Birkaç saatlik görüşmeden sonra kararını açıkladı. Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilecekti. O gün Adnan Menderes hasta yatağındaydı. Aylardır çektiği maddi ve manevi işkencelere dayanacak gücü kalmamıştı. Ertesi gün 16 Eylül 1961, günlerden cumartesi. Bir sonraki gün 17 Eylül 1961, günlerden pazar. Milli Birlik Komitesi yaptığı darbeyle 1924 anayasasını bırakın ihlal etmeyi ortadan kaldırmış, sonra da bu anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla halkın iktidarını idama mahkum etmişti. Mayıs darbesi ve sonrasında yaşanan bu insanlık dramı demokrasimizi sakat bıraktı. Bugün hala Batı standartlarında bir demokrasiye sahip olamıyorsak, bunun sebebi bu cuntacıların yaptıklarının yanlarına kar kalmasıdır. Sahip çıkmamız gereken şey demokrasidir. Demokrasiye gerektiğinde sahip çıkmazsak, tıpkı 50 sene öncekilerin bizlere bıraktığı gibi kötü bir mirası çocuklarımıza bırakmak durumunda kalırız. Evet, bu akşam sizlerle birlikte hafızalarımızdaki kötü bir anıyı tazeledik. Gelecek nesillerimizin böyle travmalar yaşamaması dileğiyle şimdilik hoşça kalın.